Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlu Mertcan Yılmaz'ı elektrikli süpürgenin demir borusuyla döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Yılmaz hakkında Altsoy'a karşı kasten öldürme ve eziyet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturma aşaması tamamlandı ve davası açıldı. İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı dava. Yargılaması başlayacak yakın bir günde. Yargılama başlamadığı için bu aşamada çok bir şey söylemek doğru değil. Ancak yargılama başladıktan sonra, tüm deliller toplanmaya başladıktan sonra olayın iç yüzü daha iyi bir şekilde ortaya çıkacaktır. O konuda kamuoyunu zaten biz baro olarak bilgilendireceğiz. Zira baromuz bu tarz olaylarda, özellikle kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddet olaylarında müdahil olmaktadır, olayları takip etmektedir, etkili bir şekilde takibini yapmaktadır. 2012 yılında eşi Gülistan Özger ile boşanan Mehmet Ali Yılmaz, 3 Ocak günü velayeti kendisinde olan oğlu Mertcan'ı baygın halde hastaneye götürdü. Doktorlar babasının merdivenden düştüğünü iddia ettiği Mertcan'ın vücudunda bazı bölgelerde darp izleri olduğunu gördü. Bunun üzerine polise bilgi verildi. Polis babayı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda ödevini yapmadığı için kızdığı oğlunun kalçasına tokat attığını söyleyen baba Mehmet Ali Yılmaz serbest bırakıldı. Polis ekipleri soruşturmayı sürdürdüğünde ise babanın oğluna elektrikli süpürgenin demir borusuyla dakikalarca dövdüğünü tespit etti. Baba Mehmet Ali Yılmaz tekrar gözaltına alındı. Yoğun bakımda olan Mertcan ise hastanede verdiği yaşam mücadelesini 4. günde kaybetti. Baba Yılmaz yeniden yapılan sorguda oğlunu ders çalışmadığı için uyardığında sözünü dinlemeyince de süpürgenin demir borusuyla dövdüğünü itiraf etti. İfadesinde Mertcan yerde hareketsiz kaldı, dudaklarında morluk oluştu. Korkup kalp masajı yaptım ancak tepki alamadım. Daha sonra kusmaya başladı. Ambulansı aradım ve hastaneye götürdük. Korktuğumdan dolayı dövdüğümü söyleyemedim. Çok pişmanım diyen baba tutuklandı. Onda sadece yargının değil eğitim kurumlarının da etkili çalışmalarını istiyoruz. Çünkü bu sadece ceza vermekle sonlandırılacak bir durum değil. Eğitimle başlar her şey. İlkokul çağlarından itibaren tüm çocuklara şiddet olaylarının, istismar olaylarının yanlış olduğu, suç olduğu anlatılmalı, veliler bilinçlendirilmeli. Yürütülen soruşturma tamamlandı ve Cumhuriyet Savcılığı baba Mehmet Ali Yılmaz hakkında Altsoy'a karşı kasten öldürme ve eziyet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianame İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken Hatay Barosu Başkan Vekili Avukat Sevinç Çakıcı ile Baro Yönetim Kurulu üyesi Avukat Hüseyin Derin düzenledikleri basın toplantısıyla Mertcan Yılmaz'ın davasının takipçisi olacaklarını söyledi.